Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin adresi Murat Darslan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda ne işleyeceğiz hocam? Bu videoda geçen gün öğrencilere yaptığım bir sunumun üstünden gideceğiz. O sunumda ne yaptık? Bu AI rallisi, bu ilk 6 aylık ralli devam eder mi? Patlar mı? Patlarsa ne zaman patlar? Marketi ne zaman şortlamaya hazır olmalıyız? Onlara bakacağız hep birlikte. Hemen başlayalım arkadaşlar. <laughs> Evet, ilk olarak nereden başlayacağız arkadaşlar? Tabii ki de kendi borsamızdan başlayacağız. E, biliyorsunuz ne demiştik? Seçim bekleyin, seçim bekleyin, seçimden sonra her şey netleşecek. Ondan sonra borsa illa gidecek demiştik. Niye hocam? ETNA olacak demiştik. Deriz ne no alternatif? Yani seçenek olmayacak demiştik. O yüzden gene insanlar borsaya yönelecek demiştik. E, neden hocam? İşte e, kur korunmaya giren girmişti. Dolara giren girmişti. E, parasını faize koyan koymuştu. E, gene en sonunda ne kalıyordu geriye? Bu dolar artışıyla da birlikte daha da ucuzlayan borsamız kalıyordu dolar bazlı. Bakarsanız zaten endekse ve hisselere e, bayağı aşağılarda olduğunu görürsünüz. Bu son zıplamayla birlikte bir tur daha gol yediler oradan. İyice gene ucuz olduğu için herkes borsaya yöneldi. E şu an düzenli bir şekilde yükseliyor. Bir sıkıntı yok. E ve bu yükselişin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Tabi anti bir haber gelmezse. Onun haricinde burada bakacak olursak bakmamız gereken ne var? Dolar var arkadaşlar. Dolarda ne diyoruz? işte şu bandı kırmaya çalıştı kıramadı geri geldi. Kırmaya çalıştı kıramadı geri geldi. Bunun da şeyi neye bağlı? Şimdi Cuma günü yani yarın veriler gelecek. Oradan biraz etkilenebilir. İşte FED şahinleştikçe yükseliyor. FED güvercinleştikçe aşağı geliyor demiştik. E diğer merkez bankaları şahinleştikçe aşağı geliyor. Onlar güvercinleştikçe yukarı gidiyor. e Şimdi oralar şahinleştiği için ve FED de güvercinleştiği için son dönemde ne olmuştu? şu aşağıya inişi yaşamıştık. E ondan sonra şimdi biraz hafif gelip şuradaki dirençte takıldı. Bakalım buradan sonra ne yapacağı çok önemli. E tahviller e böyle roket roket devam ediyor demiştik. Hatta e bir yıllıklar ne oldu arkadaşlar? Tarihi zirve yaptı. Değil mi? İşte bir yıllıklara bakacak olursak gördüğünüz gibi 5.22 ile e, tarihi bir zirve yaptı. E, şimdi büyük babalar e, hedge fund managerlar e, ne yapıyorlar? Bakıyor şimdi burada %5.22 veriyor. Market ne veriyor? %6'yı e, anca veriyor. E, diyor ki şimdi ben 6 alacağıma giderim buraya koyarım ne uğraşırım ne bir daha bakarım ne arkama döner e, hisselerle taramakla onları al satlan onun riskiyle uğraşırım garanti 5.22 mi alır geçerim diyor işte büyük babalar büyük para sahipleri, hedge fund'lar, smart money dediğimiz şeyler bu tarz şeylere yöneliyorlar arkadaşlar. Öyle olunca da e, tabii ne oluyor? marketten kaçıp tahvile yönelme başlıyor. Böylelikle marketten biraz keş cash out oluyor. Öyle olunca da tabii ki düşüş oluyor e, hisselerde. O yüzden tahvillerin çok yükselmesini ne yapıyoruz? Yani tahvil faizlerinin çok yükselmesini istemiyoruz. Onun haricinde ne oluyor arkadaşlar? Japonya gitmeye devam ediyor işte all time high'larda şurada patlattı. Şimdi bir ikili tepe yaptı. Burada biraz zorlandı. Geri geldi. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Avrupa işte şurada gene bu da 52 hafta en yükseğini yaptı. Şurada tepede bir sıkıştı. Burayı patlatacak mı patlatmayacak mı göreceğiz. E BTC ne oldu arkadaşlar? BTC'yi zaten hep söylüyoruz. BTC'nin gidebilmesi için ne gerekiyor diyorduk. E para gerekiyor. E para da buraya ne zaman geliyordu? En son geliyordu. Çünkü en güvensiz ortam burasıydı. E şimdi burada da bir yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor. Niye? E i̇şte ETF çıktı deniyor. Ondan sonra öbürleri ben de çıkart diyor. Ondan sonra sekliyor. Senin dosyalarında eksik var diyor. Ondan sonra diyor, aa yetiştirdim yetiştirdim diyor dosyaları yeniliyor. Ondan sonra bir daha yukarı, bir daha aşağı, bir daha yukarı, bir daha aşağı. Burada e, gene testereye girdi. E, bunun tekrar buradan yukarıya patlayabilmesi için e, tabii ki de marketin de e, ona yol vermesi lazım. E, buraya dediğim gibi keş gelmesi gerekiyor. O yüzden çok da e, hala burada bir şu an şey durumu yok. Ne yapıyoruz? E, vadeli de e, gir çıklarla vur kaçlarla devam ediyoruz kripto camiasına öbür tarafa gelecek olursak dolar euro konuşmaya gerek yok onlar roket zaten gidiyor ama hep ne diyorum tek MTA'ya bağlı kalmayın tamam ülkemizde hani gram altın çok seviliyor neden gram altın e, spot altın şuradan bakarsanız aşağı gitmesine rağmen bizim gram altın yukarı gidiyor. E Nasıl oluyor nasıl olacak dolar e, bazda hesaplandığı için e, buradan e, roket olmaya devam ediyor. O yüzden ülkemizde gram altının yatırımı en sevilen yatırım araçlarından biri. Ama sadece ona bağlı kalmayın diyoruz. Başka emtialar da var. Bu dönem için altını önermiyordum. Çünkü resesyon korkusu geçince FED biraz e, güvercinleşince burası geri gelmişti e, onun yerine işte e, ne önerebiliriz demiştik buğday güzeldi İşte şurada buğdayda bir halle aldık geldi buradan geri sekti bir daha şimdi e, girdim bakalım e, onun haricinde e, çelik bu sıralar güzel demiştik işte e, ikisinden bakacak olursak e, o yüzden e, bakır bu sıralar güzel demiştik yani o yüzden gördüğünüz gibi şu bakır rallisi, demin işte çelikteki ralli, ondan sonra buğdaydaki ralli, kakaodaki ralli, işte emtiyalara takılabiliyorsanız farklı emtiyaları da mutlaka değerlendirin. Bunların da döngüsünü öğrenin arkadaşlar. Petrole gelecek olursak petrol şu kanalda gidip gidip geliyordu biliyorsunuz. İşte şuradan beri o aşağı kırdığından beri sonra yukarı buradan başladı. Mayıs ayından beri aynı yerde yukarı gidiyor buradan vuruyorlar aşağı. Aşağıdan yukarı bu kanalda takılıyor. Şimdi tekrar kanalın üstüne varmak üzere. Ama petrolde ne diyoruz? Headwind ve Tailwind çok fazla. Yani ona göre burası şekillenecek. E tabi burası yukarı gittikçe bizim benzine ve mazota buradan bir zam geliyor. E Bizim dolar yukarı gittiği zaman bir de oradan zam geliyor. E Biz o yüzden durmadan benzine zam yiyoruz. E ne diyoruz? Orası dominonun ilk taşı. Oraya gelen zam mutlaka e, bu, bu tarafı da her şeye yansıyor. E, buradaki hareket ne diyoruz? E, piyasaya, halkın cebine tam olarak etkisi 90 gün sürer. E, daha bu yolun başı. O yüzden 90 gün tamamlanana kadar zamlar bitmiş diyemeyiz. Ki o da ne zaman e, buranın yukarıda artık e, durulduğunu düşündüğümüz zaman eğer burası yukarı gitmeye devam ettiği sürece o 90 gün periyodu da sürekli ileri atacak tabii ki de. Ee, onun haricinde şimdi gelelim esas konumuza arkadaşlar. Şimdi ben kendi resmimi de kaldırdım buradan ki sunumu tam görün diye. Bu işte geçen öğrencilere yaptığım sunumun üstünden geçeceğiz beraber. Ee, şimdi 2023 ilk yarısında ne olduğuyla başlayalım arkadaşlar. En önce ne oldu arkadaşlar? Shortçular aşırı e, fear vardı, korku vardı, değil mi? İşte e, kayenin en sevmediği anlar, kaçtığı kaçtığı korktuğu anlar. E, babalar ne yaptı? E, Yıl başında geçen yılın en çok kaybeden big tech'lerini yani babaları big seven dediğimiz tayfadan toplamaya başladılar. Şortçular önce pozisyonlarını kapatmaya başladı. Sonra Microsoft Open AI'da yatırıma başlayarak AI rallisinin ilk adımını attı. Yani Microsoft böylelikle bu AI rallisinin ilk tohumunu atmış oldu. Ondan sonra Şubat ayında bu beklenen ralli o sıradaki yükseliş tabii tüm markette olmadı. Ne dedik? Big Seven içerisindeydi. Orada enflasyondan bir gol yendi. Enflasyon tekrar hortladı ve hisseleri aşağı bastı. Mart ayında ne oldu arkadaşlar? Yerel banka krizi başladı. E tabi şimdi burada Şahinleşince FED ...veya şahinleşmeye, faiz arttırmaya devam edince... ...bir yerde bir şeyler patlayacak demiştik. E, ufak bir yerel banka krizi yaşadık. SVB ve FRC bankaların batışını gördük. Bunlar tabii büyük bankalar ölçekleri e, bağında, Ama Amerika'da banka batmasına alışkınız demiştik. E, FED ve FDIC ne yaptı? Birlikte müdahale etti. E, onları e, kurtardı. Onlar için yeni bir kanun çıkardı. Arkadan para bastı. E, i̇şte vergi e, mükelleflerini rahatsız etmeyecek bu para basması. Merak etmeyin falan filan ama e, o Fed'in bilançosuna bütçesine baktığımızda orada zaten basılan paranın e, sıçramasını görebiliyoruz. Onları kurtardıktan sonra Nisan Mayıs'ta ne oldu? Bu sefer de borç tavanı muhabbeti başladı. Yalın teyze sürekli işte geldik şu gün bitecek, bugün bitecek, öyle olacağız, böyle olacağız, şu gün temerite düşeceğiz, borç tavanı, borç tavanı derken e, ne demokratlar ne republicanlar, cumhuriyetçiler kazandı. Ortası bir gibi bir anlaşmayla orası da bağlandı. Ama bunun e, bağlanana kadar market iki ay Yatay'da bir aşağı bir yukarı testlere gitti. Sonra Haziran işte esas FOMO'nun başladığı zaman arkadaşlar FOMO rendesi başladı. FED de bu arada pas geçti. Bu da üstüne benzin döktü işte ve hisseler roketledi ve resmi olarak boğa piyasasına girildi. Neydi endipten dipten %20 ve üstü döndüğü zaman bu sefer yüzde %20 aşağı çakıldıysa en üstten de ayıya girmiş oluyorduk resmi olarak. İlk yarı bunlarla geçildi. Şimdi ikinci yarıda ne olacak hocam sen bize onu bir anlat. Arkadaşlar şimdi ilk yarıda olanların ikinci yarıda devam edeceğini pek öngörmüyoruz. Çünkü ikinci yarıda birazcık tehlikeli el bombası olabilecek şeyler var. Şimdi ama Temmuz ayı sizin için e, rahat geçecek diyebilirim. Neden rahat geçecek hocam? Çünkü niye? Sezonluk firmaların işe alımları var. E, maaş enflasyonu e, oluşacak bir tabi orada. E, şimdi sendikalar sürekli bastırıyorlar. E, çoğu e, firmadan zamı koparttılar. Şimdi en son UPS'te kriz e, devam ediyor. O da çözüldü çözülecek. Ondan sonra ne var? Büyük tek firmaların bilançoları ve e, haziran tüfesi var. Şimdi burada bir grafiğe geçelim arkadaşlar. Şimdi büyük tek firmalarının bilançosunu bilemiyoruz. Oradan bakalım gol yersek zaten orada bir market aşağı çakılır. Ama eğer oralar toparlarsa ki bu marketin roketi tabii büyük tek firmalarına biraz da destek olacaktır. Bakalım marjinlerinde de işlerde de biraz hafif toparlama olduysa oradan gol yemeyiz ama esas e, gelelim tüfeğe. Şimdi e, şurası 1.2 baz etkisi dediğimiz şey yani bir sonra açıklanacağın baz etkisi bu olacak ve mükemmel bir en yüksek baz etkisinin yaşanacağı nokta olduğu için 3 küsürlere düşecektir enflasyon 3 e, küsürlere düştüğünü gören markette roketi basacaktır. Ama işte bu bizim son e, rallimiz olacaktır arkadaşlar. Niye? Çünkü burada e, Temmuz ayında baz etkisi sıfır olacak. Böylelikle e, şimdi bu ay tabii bir önceki ayı açıklayacağız. Ondan sonra yani Ağustos'ta açıklanacak Temmuz tüfesi işte o zaman o tekrar 5 küsürlere roketleyecek e, o zaman da o zaman işte şelale gelecek. Tekrar sunumunuza bir dönelim. İşte insanlar uyuttukları nokta o arkadaşlar. Haziran tüfesi çok güzel gelecek. Oradan o hadi bakalım o in al basalım basalım. E, hedge fontlar e, smart money oradan bastıracak. Market maker milleti kayayı gene içeri alacak. Ama Ağustos ne var arkadaşlar? 3 tane el bombası var işte. Bir tanesi Nvidia'nın bilançosu. Ne dedik? Nvidia ne dedi? 11 milyar dolar revenue yapacağım. Gelir açıklayacağım dedi. Eğer bunu bir ıskalarsa o zaman eğer rallisi o an patlar arkadaşlar. Temmuz tüfesi ne de gösterdim demin baz etkisi sıfır gelecek. E, baz etkisi sıfır gelince e, şimdi bir öncekinin de baz etkisi 1.2 yani en rekoru gelecek. 3 küsürlere çekmiş gözükecek enflasyonu 4'ten. E, şimdi 3 küsürlere çekip ondan sonra baz etkisi sıfırlanınca bir sonraki ay o bir daha bir 5'lere geçerse o zaman vay vay vay. E, bir daha oradan bir şelale de oradan gelir. Ondan sonra Jackson Hole. Geçen sene Jackson Hole'da ne olduğunu biliyorsunuz. Powell amca çıktı orada bir bombayı bıraktı. Market Ağustos rallisi işte Haziran rallisi Haziran Ağustos rallisi bitti ve şelale gelmişti. Aynısı yaşanabilir. Neden yaşanabilir? Şimdi Temmuz tüfesi geldikten sonra bu adam bir de böyle orada Şahin konuşmak zorunda kalacak. Tabi Temmuz tüfesi de işte dediğim gibi 3'ten bir de 5'lere zıplattırırlarsa o zaman vay halimize hele bir de Nvidia'nın bilançosu da kötü gelirse o zaman bittik. O zaman neymiş? Buradan birinci anlayacağımız tüyo Temmuz'da hadi rahatız ama Ağustos'ta şu e, tarihler gelmeden önce biraz artık e, long pozisyonlarınızda dikkatli olmalı. Yeni long pozisyonları alçarken çok çok daha dikkatli olmanız lazım. Eylül ayında ne var? Fed faiz kararı ve öğrenci kredilerinin ödemelerinin tekrar başlaması. E şimdi Biden eğer e, o tekrar geçirmezse, tekrar öyle bir e, yasa çıkmazsa öğrenci kredileri tekrar gündeme gelecek. Onların ödemeleri falan filan derken oradan zaten fiscal policy'den yani mali e, politikadan bir gol yiyecekler. FED faiz kararı da gelince monetary polisinden yani para politikasından da bir gol yiyecek. Niye? Çünkü bir önceki tüfe roket geleceği için şahinleşmek zorunda kalacak. Pas geçmişti. O pas geçmeyi ondan sonra şimdi 25 bas puan arttırmak zorunda kalacak. Arttırınca da golü yiyecek market. Ekim ayında ne var? Ev halkı birikimlerinin bitmesinin beklendiği ay. Artık savingler dibe vuracak Ekim ayında. O zaman ne olacak? E, neydi? E, firmaların e, benzini, pili neydi arkadaşlar? Yakıtı neydi? İnsanlar yani biz tüketiciler, e, biz tüketiciler e, pil biterse ne yazık ki firmalar da hiçbir yere gidemezler. E, o yüzden e, oradan da bir gol yenilebilir. O zaman ne anladık? İkinci yarı çok da ilk yarı gibi geçmeyebilir. E, hatta geçmeyeceğini ben e, düşünüyorum. Ee, zaten bunun da bir grafiğini göstereyim şimdi. Evet genelde işte %10 gittikten sonra ikinci yarılar hep e, aşağıya şelaleler olmuş. Şu kırmızı yani şu mavilerin %10 ve üstü gittikten sonra hiçbir üstüne çıkan bir kırmızı e, görmüyoruz. O yüzden e, bu mavilerin böyle roket olduğunun peşine hep kırmızılar e, sakat sakat kırmızılar geliyor. Çok nadir birkaç tane arada e, mavi'nin üstünde kırmızı yakan yani ilk çeyreğin bu kadar güçlü geçip ikinci çeyreğinde böyle güçlü geçtiği pek olmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Peki devam edelim sunuma. Bunu da anladık neler gelecek başımıza onu da gördük. Peki bizim bir de umut dünyamız var. Peki umut e kesilmez devam ediyoruz şimdi Umut dünyamızda üç tane şey vardı arkadaşlar bir tanesi neydi Çin'in açılması değil mi Çin açılacak oradan çok güzel alışveriş manyaklığı çılgınlığı olacak oradan roket olacak her şey firmalar roket diyecek Nike firmasının bilançosundan da gördük ki Çin bin roket moket değil zaten roket değildi de hani o bilançoyla birlikte zaten e, tasdiklenmiş oldu yani Çin'den beklenen açılma gelmedi hep söylüyoruz Çin'deki insanlar tüketiciler şey gibi değil. Yani diğer taraftakiler Avrupa veya Amerika gibi alışveriş manyaklığı içerisinde olan insanlar değil. Onlar daha tutumlu insanlar. E peki şurada umut dünyasında neydik? İşte merkez bankaları artık e, enflasyon düşüyor diye e, pauslar pausladıktan sonra faizleri indirmeye başlarlar bilmem ne. E ne oldu? İngiltere Merkez Bankası ciddi şahinleşti. Lagarde teyze ciddi şahinleşti. E Powell şimdi pas geçtim dedi ama e, işte soru işareti koyduk. E, demin gösterdim işte eee baz etkisi de sıfırlanınca e, gene şahinleşmek zorunda kalacak gibime geliyor. <laughs> o yüzden burada e, buradasından da pek umut kalmadı. E, AI, AI'de soru işareti koydum. Neden soru işareti koydun hocam? İşte demin söyledim. Nvidia'nın bilançosu burayı cevaplayacak. Nvidia'nın bilançosu bir ıskalarsa Orada AI rallisi de son bulur. Umut dünyasından neredeyse bir şey elimizde kalmamış arkadaşlar. Umut dünyası da bize bir şey veremeyecek durumda. O zaman buradan da golü yedik. E gelelim o zaman umut mu umut yoksa e, o zaman şortlayalım hocam başlayalım put opsiyonları toplamaya, şirketleri shortlamaya Hayır onun için de sinyalleri beklememiz gerekiyor. Neymiş şimdi 3 tane şey vardı değil mi market için bir temel analiz, teknik analiz, mekanik analiz. E şimdi e, temel analizde bir dönüş var mı? Rüzgarın terse dönmesi gerçekleşti mi? Hayır daha gerçekleşmedi. Ne zaman gerçekleşir? İşte orada e, Temmuz tüfesinde gelecek bir roket artış. E, şahinleşecek bir FED. Nvidia'da e, bir e, kötü bilanço. Bunlar e, fundamentalı temel analizi terse döndürür. E, peki teknikte ne olur hocam? Teknikte aşırı şişik haftalık arasay ve dönüş mumları. Bunlar daha yok arkadaşlar. Yani haftalıkta e, bakacaksınız esas reversal'lara yani marketin dönmesine. Haftalıkta hala biraz daha gideri var. Arasay daha yeterince o kadar şişmedi haftalıkta ve mü mumu daha haftalıkta çıkmadı. O mumlar çıkarsa o zaman bakacağız. Yani bir daha olmamış, iki daha olmamış. Peki üç olmuş mu? Yani mekanik analiz kısmı dönmüş mü peşine? Evet arkadaşlar 3 şu an oluyor. Yani aşırı kol opsiyon alım olacak. Yani herkes aşırı alacak 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 aşırı al olacak. Yani aşırı kol opsiyonun olduğunda niye şortluyoruz hocam? Neydi? Herkes e, aldığında sat herkes sattığında al mantığı yüzünden. E, büyük unusual short bahisleri başlayacak mı? E, evet bu da başladı. Şimdi hemen onu da göstereyim size. Evet QQQ'nun gelip aralık ayı opsiyonlarına baktığımızda arkadaşlar şimdi gelelim put opsiyonlara şurada bakalım. 330 bandında görüyorsunuz. Burada bunu hesaplarsanız 140-150 milyon dolar arası bir alım var. Burada da yaklaşık bir 110-120 milyon dolar arası bir alış var. Yani adamlar burada bir 300 milyon dolarlık put opsiyonu Zevkine almazlar arkadaşlar bir şey görmüyorlarsa yani marketin 330-325 seviyelerine Aralık ayında düşmesini bekliyorlar ki o şu anki o durumdan bir 10-15 aşağıya düşüş demek yani babalar Aralık sonunda marketin bir 10-15 şu anki noktadan geri düşeceğini düşünüyorlar. Yani onlar da demek ki benim sunumda anlattığım gibi e, biraz daha e, ayı piyasası bekliyorlar ikinci yarı yılda e, dediğim gibi şeylerin hepsini gösterdik e, umutlarımızı saydık umutlardan bir şey yok ama short için daha erken dedik e, sadece 3 koşuldan biri gerçekleşmiş şu an diğer ikisi de yol verdiği zaman o zaman marketi shortlamaya başlayabiliriz umarım e, anlaşılır olmuştur bu tarz şeyleri biz e, patron Grubunda gol üyelikte sürekli yapıyoruz. Bunları e, içinde olmak, e, bunların detaylarını iyicene öğrenmek e, ve hiçbirini kaçırmamak için gol diye zaten bekliyoruz. Ha, ben bu bir üyelik istemiyorum, e, bunu tek başıma öğrenmek istiyorum diyen de ne diyoruz? Mega eğitim paketini alırsa bunları zaten tek başınıza yapmayı öğretiyorum orada tek eğitimle e, kimseye ihtiyaç duymadan ayaklarınızın üstünde durabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.